İstin Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fahri Erenel. Şimdi şu dakikada bizlerle birlikte. Sayın Komutanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Beşim Hanım yayınları yayınlar diliyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. Bize saygılar sunuyorum. Sağ olun hürmetler efendim. Şimdi 75. kuruluş yıl ama Gladion'un faaliyetlerinden de bahsetmenizi isteyeceğim bir sonraki başlıkta. E, terörle mücadele dedi. Sayın Fidan'ın temasları devam ediyor. 75. kuruluş yıl bir aile fotoğrafı. Ee, verilen mesajlar var. Siz gelen çerçevede nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü bu ve dünkü görüşmeden yansıyanları? Buyurun. Aslında bunu Macron daha evvel ifade etmişti biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump döneminde Suriye'den çekileceği ki hiç bize haber vermeden NATO'nun haber olmaksızın böyle bir eylem yapıyor ve arkasından NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş, gerçekleşti demişti bence NATO aslında bütün bu toplantılarıyla kendi taraftarlarını ve özellikle Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Amerika'nın konsolide etmekte güçlük çektiği Avrupa'yı bir arada tutma hamlesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani şu anda dışişleri bakanlarının burada toplanarak Biden yönetimi altındaki Amerika'da toplanarak bir birlik, bir güç ve kudret olarak Rusya'ya bir takım mesajlar vermek istedikleri gayet açık ve nettir. Ancak şu dikkat alınmalıdır. Biden bundan birkaç ay sonra Kasım ayında yapılacak seçimlerle şu anda Amerika'daki anket sonuçlarına göre Trump'ı bırakma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla aslında Avrupa'yı saran bir korku var. Yani Trump bunu 2018 yılında birçok defa zikretmişti NATO'dan çıkma isteğini. Ve zaman zaman da seçim kampanyaları sırasında da bunu gündeme getirdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu resim şu anda ekranda da görülen resim aslında biraz evvel de ifade ettiğim gibi bence ki adını da koymuştum beyin ölümünden sonra aslında Başka bir ifadeyle de ötenaziye doğru giden bir NATO'nun, Amerika'nın açıkçası Marshall Planı'nın Avrupa'da soğuk savaş sırasında uygulamasının bir aracı olarak kurduğu ve tamamen kendi şemsiyesi altında kendisinin istediği maksatla kullanabildiği bir örgütün bence hiçbir amaca hizmet etmeyen son bir görüntüsünü bence sergilediğini düşünüyorum. Çünkü 32 örgütlü bir yapıya çıkan bir kuruluşun yönetilmesi asla mümkün değildir. Bunu NATO ülkeleri de bilmektedir. O yüzden de NATO ülkeleri içinde bile ikili üçlü mütefik yapılanmalarına gidilmektedir. Bugün Kuzey'deki ülkelerin İsveç, Norveç'in, işte Amerika'nın bir araya gelerek ortak hava kuvvetleri kurmaları, Finlandiya-İsveç arasındaki ortak savunma işbirliği anlaşması yapması, Estonya, Letonya, Litvanya'nın bir araya gelerek ortak birlik oluşturma çabaları. Bunun dışında yine Macaristan'ın benzer arayışları, Orta Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki gruplaşmaları, Almanya'nın NATO dışına çıkarak tamamen kendi hava sonma sistemini tesis etme çabaları. Bütün bunları bu açıdan düşündüğümüzde aslında bu resimde poz veren bütün Amerika, bütün liderlerin veya Dışişleri Bakanları'nın zihninde ve beyinlerin arka planında NATO sonrasına ve NATO olsa da Amerika'nın değişecek önceliklerine göre e, Avrupa'nın güvenliğini, sağlam anlayışını yattığını değerlendiriyorum. Çok samimi e, bu değil. Yüzden, değil. mi komutanım? Değil tabii. E, tabii Bu sadece Kuzey Atlantik Anlaşması'nın gereği. Yılda iki kez Dışişleri Bakanları toplantısı yapılır. Zamanı gelmiş bir toplantının yapılması ve her toplantıda da geleneksel hale gelen bir aile fotoğrafı çekilmesi e, görüntüsüdür bu. E, dolayısıyla bugüne kadar NATO'nun meşhur 5. maddesini veya 4. maddesini ne dersek diyelim, hani Türkiye'nin birçok kez dile getirdiği PKK terör örgütüyle Suriye'den Türkiye'ye ortalama 160 sanırım vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu terör saldırısında gel şu maddeyi işletin diye çağrılarını cevapsız bırakan Amerika'nın istediği zaman bu maddeyi kendi topraklarından 10 bin kilometre ötede faaliyete geçirdiği Afganistan'da binlerce insanın hayatını kaybedip ülkeyi Taliban'a teslim ederek daha bir karanlığa teslim ederek çıktığı bir süreç da müşterek koalisyon adı altında bugün Irak'ı hale getirdiği, Neaş'ta mücadele adı altında bugün e, Suriye veya Irak'ı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Vietnam'da dahil olmak üzere. Dolayısıyla NATO bunu herkes de biliyor. Aslında kral çıplak diyorlar Avrupalılarda ve bunu biraz daha yüksek sesle söylüyor. Yani bugün e, Trump geldiği zaman, Brüksel'e geldiğinde veya gelmeden de Yine Avrupalılara aynı şeyi söyleyecektir. Benim verdiğim paralarla bunları yapıyorsunuz diye. Brüksel'deki NATO karargah binasını gösterecektir. Macaristan Veya almak... Başbakan Obama'nın evet. bir çıkışı vardı. Hatırlatmak isterim sayın hocam oraya girdim ama. Evet. Trump gelirse dedi 5 kuruş vermeyecek Ukrayna'ya. E tabi Çok doğru. Bence çok doğru bir yerde belirttiniz bunu. Yani Trump geldiği zaman şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden gider ayak bir takım tavizlerle aslında dağılmakta olan imajını ve dolayısıyla dağıttığı Amerika'nın da imajını toplamaya çalışıyor. E, bakın bugün Amerika'nın sözünü görünürdü öyle tabii ne ölçüde olduğunu bilmiyoruz ama e, en azından medyada ve kamuoyunda yansıdığı şekilde sözünü dinletemediği bir Netanyahu var. Ee, öbür türlü yine e, temsilciler meclisinden Ukrayna'ya yardım yapacağız diyoruz. Ukrayna meclise sözünü geçirmeyen ve Ukrayna konusunda izlenen politikaların yanlışlığının ne e, e, safhaya geldiği konusunda kendi kamuoyunu ve meclisini senatosunu ikna etmeyen bir Biden söz diyoruz. Bugün Ukrayna politikası hem NATO'yu da işin içine sokmuştur. Aslında Rusya Burada Ukrayna ile değil, NATO ile resmi olarak savaşmaktadır. Yani NATO dördüncü, beşinci maddeyi karar alıp hayata geçirip geçirmemesi önemli değil. E olsa bundan farklı elbette NATO askerleri devreye girecektir. Ama o zaman da Rusya'nın kendisine özgü olarak kullanacağı askeri tesisat ve ekipmanları elbette vardır. O da aşama aşama bunları devreye sokacaktır. E bu açıdan NATO şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde giden şu vardır. Büyük güçler sürekli hareket etmelidir der bir Amerikalı ekonomist. Büyük güç hareket etmezse durur. Durduğu halde de ölümü gerçekleşir. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin sergilediği durum budur. Büyük güçtür evet ama büyük güç için İngiltere bakın yüz küsür yıl dayanabilmiştir. Ekonomik gücünü 2. Dünya Savaşı'nın bitişine kadar. Amerika 2004 yılından itibaren baktığınızda giderek bu güç konumundan uzaklaşmaya başlamıştır uzaklaştığı anda da NATO'yu daha çok kullanmaya başlamıştır. Ve NATO zirvesinde alınan kararla Washington zirvesinde NATO'yu artık uluslararası bir örgüt haline getirmeye çabalamıştır. NATO'nun harekat alanını değiştirmiştir. Eskiden bir Avrupa merkezli, Atlantik merkezi bir savunma örgütü olan NATO, bugün işte esas Amerika'nın hedefi olan Güney Çin denizinde Pasifik Okyanusu'nda görev yapar hale getirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla Amerika bunu elinde kullanabileceği net bir savunma yapılanması olarak görüyor. Ve Amerika'nın karar vermediği hiçbir politika ve strateji ki bugüne kadar 8 strateji değişikliği olmuştur. Bunların hepsi de Amerika'nın istediği şekilde olmuştur. Diğer ülkelerin ne düşündüğü hiç önemli değildir. Ve dolayısıyla böyle bir yapılanma... Örgütsel paslanma deriz biz işletme literatüründe. Bu kadar sık e, strateji değişikliğine, bu kadar çok devletten oluşan, 32 devletten oluşan bir yapının ayak uydurması ve birlik, beraberlik içinde tehdide karşı koyması asla mümkün değildir.